Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, startupların melek yatırımcılardan daha fazla dönüştürülebilir notlar kullanmalarının nedenlerini inceliyor. Graham, dönüştürülebilir notların, startupların farklı yatırımcılara farklı fiyatlar sunmalarını kolaylaştırarak işlemleri hızlandırdığını ve yatırımcılar arasında yaşanan çıkmazları çözdüğünü belirtiyor. Ayrıca, startupların ne kadar para toplayacaklarına önceden karar vermek zorunda olmadıkları bir model öneriyor. Bu sayede yatırımcıların tepkilerine göre hareket etme esnekliği kazanacaklarını ifade ediyor. Graham, bu yüksek çözünürlüklü fon toplama yaklaşımının yatırımcı dünyasını nasıl etkileyeceğini de sorguluyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yüksek çözünürlüklü fon toplama stratejileri. Orijinal dilindeki başlığı, High Resolution Fundraising, yayınlanma tarihi, Eylül 2010. Startupların melek yatırımcı turlarında daha fazla dönüştürülebilir tahvil kullanmasının sebebi, bu tür anlaşmaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlamasıdır. Startuplara farklı yatırımcılara farklı fiyatlar sunma esnekliği sağlayarak, yatırımcıların kimin yatırım yapacağını görmek için beklediği tıkanıklığın aşılmasına yardımcı olurlar. Yatırımcıların bir startup hakkındaki görüşlerini en çok etkileyen şey, diğer yatırımcıların görüşleridir. Kendi başına karar veren yatırımcıların sayısı gerçekten çok, çok azdır. Herhangi bir startup'ın kurucusu size, yatırımcılardan en sık duydukları sorunun, kurucular veya ürün hakkında değil, başka kimler yatırımcı olacak, olduğunu söyleyebilir. Bu durum genellikle tıkanıklıklara yol açar. Geleneksel sabit büyüklükteki hisse senedi turlarını toplamak haftalar alabilir. Çünkü tüm melek yatırımcılar, kimin önce harekete geçeceğini görmek için birbirlerini bekler, bir bisiklet yarışında rakiplerinin ilk hamleyi kimin yapacağını görmek için yavaşça pedal çevirir gibi. Dönüşebilir tahviller, yatırımcılara ilk hamleyi yapma cesaretini göstererek, daha düşük değerlendirmeler ile ödüllendirme fırsatı sunduğu için, startupların bu tür tıkanıklıkları aşmasına yardımcı olur. Bu tür yatırımcılar daha fazla risk alıyorlar. Çünkü Ron Conway'in yatırım yaptığı bir startup'a yatırım yapmak çok daha güvenlidir. Ondan sonra gelen bir yatırımcı daha yüksek bir fiyat ödemelidir. Değerleme tavanlarının gerçek değerlemeler olmaması ve tahvillerin ucuz ve kolay olması nedeniyle dönüştürülebilir tahviller daha esnek fiyatlandırma sağlar. Bu sayede yüksek çözünürlüklü bir fon toplama işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz her yatırımcı için farklı bir tavan olan ayrı bir tahvil bile düzenleyebilirsiniz. Bu tavan sadece monoton bir şekilde artmak zorunda değildir. Bir startup kendilerine en çok yardımcı olacağını düşündükleri yatırımcılara da daha iyi anlaşmalar sunabilir. Asıl mesele, farklı yatırımcıların sundukları yardım veya taahhüt etme isteklilikleri nedeniyle startuplar için farklı değerlere sahip olması ve anlaşma şartlarının bunu yansıtmasıdır. Farklı yatırımcılara farklı şartlar sunmak, geleceğin yolu olmaya kesinlikle adaydır. Piyasalar her zaman daha yüksek çözünürlüğe doğru evrimleşir. Bunu dönüştürülebilir tahviller kullanmadan da yapabilirsiniz. Yeterince hafif standartlaştırılmış hisse senedi şartları ve yatırımcıların ve avukatların hisse senedi turlarındaki beklentilerinde bazı değişiklikler ile borç yerine öz sermaye ile
aynı şeyi yapabilirsiniz. Her iki durumda startuplar için uygundur, yeter ki değerlemelerini kolayca değiştirebilsinler. Tıkanıklıklar, sabit büyüklükteki hisse senedi turlarının tek sorunu değildi. Bir diğer sorun da startupların ne kadar toplayacaklarına önceden karar vermek zorunda olmalarıydı. Yatırımcılar kolayca ikna oluyorsa, startup'ın daha fazla para toplaması gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer yatırımcılar şüpheliyse, startup daha az para almalı ve bu parayı şirketi daha ikna edici bir noktaya getirmek için kullanmalıdır. Startup'ların optimal tur boyutunu önceden belirlemesini beklemek mantıklı değil. Çünkü bu yatırımcıların tepkilerine bağlıdır ve bunlar tahmin edilemez. Birden çok yatırımcının olduğu sabit büyüklükteki melek yatırım turları, startuplar için öyle kötü bir fikirdir ki insanlar neden bu şekilde yapıldığına şaşırabilir. Bir olasılık, bu özelleşmiş uygulamanın yatırımcıların kaçabildiği yerlerde birleşme eğilimini yansıtmasıdır. Ancak benim düşündüğüm gerçek açıklama daha az kötü niyetli. Melek yatırımcıların ve avukatlarının VC serisi A turlarını düşüncesizce taklit ettiklerini düşünüyorum. Seri A'da genellikle sadece bir büyük yatırımcı vardır ve bu yatırımcı tartışmasız liderdir. Sabit büyüklükteki seri A turları zaten yüksek çözünürlüktedir. Ama bir turda ne kadar çok yatırımcınız olursa herkesin aynı fiyatı alması o kadar mantıksız olur. Burada en ilginç soru belki de yüksek çözünürlüklü fon toplamanın yatırımcılar dünyasına ne yapacağıdır. Daha cesur yatırımcılar şimdi daha düşük fiyatlarla ödüllendirilecek. Ancak daha önemli olan bir isabet işinde istedikleri anlaşmalara girebilecekleridir. Öte yandan başka kimler yatırım yapıyor türündeki yatırımcılar sadece daha yüksek fiyatlar ödemekle kalmayacak, aynı zamanda en iyi anlaşmalara hiç giremeyebilirler. Bu yazının taslağını okuyup değerlendiren İmad Akund, Sam Altman, John Bautista, Pete Kumin, Jessica Livingston, Dan Siroker, Harsh Tagar ve Fred Wilson'a teşekkürler.